Mutlu Günler Yolun Başındayken programından herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yavaş yavaş eğitim öğretim yılının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Genç arkadaşlarım tatile girmenin hayalini kuruyorlar. Ama acaba tatilde onları ders çalışmak yakalarını bırakacak mı? Özellikle 7. sınıftan 8. sınıfa geçen ve TEOG'la tanışacak genç arkadaşlarım ders çalışmalı diyor uzmanlar. Hani bana kalsa yaz tatilinde dinlenin, oyunlar oynayın diyeceğim ama ders çalışırken eğlenerek oyunlarla acaba bu tempoyu yakalayabilir mi? Beyin tembelliği yaşamamaları için neler yapabilirler? Programın ikinci bölümünde bunu konuşacağız. Ancak bir de LYS'ye adım adım yaklaşıyoruz biliyorsunuz ve üniversitelerimizi yakından tanımaya gayret ediyoruz. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden konuklarım var. Özellikle ön lisans programlarını tercih edecek arkadaşlarım programın ilk bölümünü kaçırmasınlar ve İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinden bir bölüm tercih edecekler de aynı şekilde. Bir de bir VTR hazırladık. Onu kesinlikle kaçırmamanızı istiyorum. Şunu sorduk üniversiteli arkadaşlara. Lisedeyken üniversite yaşamını nasıl hayal ediyordun? Hayal ettiğini buldun mu? Bu da şu an ders çalışan arkadaşlara kılavuzluk edecek bir röportaj oldu. Kaçırmayın lütfen yolun başındayken başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Ben hayata inanıyorum, kadere değil. Çocuğum olsa ben ressam olmaz. Aşk evliliği sonuçta. Yani öyle büyük bir planın, programın parçası falan da değil. Hayal kurmaya vaktim olmadı herhalde. Bunların bu sistemin dışında durabilmeyi de becerebilmek de bir isyan aslında. Bir ortaokulda da lisede de disipline gönderildim ben, dergi çıkartıyorum diye dedim. Ve bankacılıktan nefret ede stajımı yaptım ve staj bittiği gün kararımı verdim. Hayatta her işi yaparım, bankacılık yapmam diye. Anlamıyordum yani, dersleri de anlamıyordum. İşte portakalla ilişki kur diyor mesela. Nasıl bir ilişki falan, 2-3 kişi falan atıldık konservatuvardan. Annenin kendisini yapmak isteyip de yapamadığı şeyleri çocuğunda gerçekleştirme ihtiyacı vardır. Ben onu yaşadım. Eksik tarafımı becerimle düzeltebiliyordum. 20 yaşındaki tutkuma şimdi sahip olmayı çok isterim. Maddi olanaklara rağmen ve ben çok istememe rağmen ailem benim yurt dışında mimarlık tahsili yapmamı doğru bulmadı, engelledi. Öyle söyleyeyim. Üniversitede bunu bana vermediler. Ben zorla kopara kopara aldım bunu. Mahcup oldum çünkü. Yani insanlar senden imzalı fotoğraf istiyor ya da fotoğraf çektirmek istiyor ama sen orada garsonsun gibi. İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulama Merkezleri Genel Koordinatörü, aynı zamanda Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Yaşar Onay bizimle birlikte bugün. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ve yine aynı üniversiteden Basın ve Yayın Teknolojileri Program Başkanı, öğretim görevlisi Sayın Özgül Yaman hocamız da bizimle birlikte. Siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi sizle uygulamalı eğitimin önemini konuşacağız. Evet. Ön lisansların en çok merak ettiği şey aslında, değil mi? Yani pratik eğitim nedir teorinin yanında? Ama önce hocamla başlamak istiyorum. Hı hı. İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, yani hemen hemen her üniversitede var. Evet. Çok sayıda mezunu var. Bugün şurada kanala bir çıksak her katta eminim karşımıza mutlaka çıkar mutlaka. Önemli olan burada eğitimde o ayrıcalık ne veriyoruz onu ortaya koymak galiba. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Yani bu mezunların iş bulması için artı değer katacak olan onlara nedir? Şimdi bakın, artık günümüz değişti. Yani 1950-60'lı yıllarda yerel düşün, yerel hareket et şeklinde bir formül hayata geçirilmişti. Dolayısıyla insanlar daha bulundukları coğrafyayla sınırlı olarak düşünüyor ve ona göre hareket ediyorlardı. 70'li yıllara doğru bu daha bölgesel düşün, bölgesel hareket et şekline dönüştü. Ve yavaş yavaş insanlar kendi çevrelerine açılmaya başladılar. Fakat Soğuk Savaş'ın sona ermesi yeni bir dalgayla, bir akımla karşı karşıya getirdi bizi. Adı küreselleşme. Küreselleşmede tüm dünya artık küçücük bir köy haline geldi. Dolayısıyla bölgesel düşün, yerel düşün dönemleri geçti. Küresel düşün, küresel hareket et dönemi, hı hı, başladı. Şimdi İstanbul Aydın Üniversitesi bu gelişmeyi çok iyi yakaladı. Daha kurulduğu ilk günden itibaren İngilizce programlarımız var. Sürekli olarak ağırlık verdiğimiz ve çocuklar çok yoğun bir İngilizce eğitiminin üstüne, hazırlık eğitiminin üstüne bu derslerde, ilgili bölümlerdeki dersleriyle birlikte kendilerini artık sadece Türkiye'ye değil, dünyanın her yerinde çalışabilecek düzeyde, hı hı, eğitmek
vermek ve bunu hayata geçirmekle sorumlu. Dolayısıyla 3 aşağı 5 yukarı bütün üniversitelerde hemen hemen böyledir denilebilir. Yani neticede bütün üniversitelerde sizin de dediğiniz gibi İktisadi Derneler Fakültesi var. Bu fakültelerin bünyesinde tabii ki doğal olarak öğretim elemanları var ve bu öğretim elemanları da şüphesiz ki bu ülkenin insanları. Ama bizim farkımız onlardan var mı diyecek olursak adaylara şunu söylemek istiyorum özellikle. İki şey. Bir, mutlaka ve mutlaka üniversiteye gelip görsünler. Hı hı. Yani bu gelecekleriyle ilgili bir tercih yapacaklar. Gelecekleri onların hayatı olacak ve bu onların aynı zamanda seçecekleri meslek de kaderi olacak. Evet. Çünkü insanın hayatında iki önemli şey vardır. İş ve eş. İki seçim de çok önemlidir. İnsanı başarıya ya da başarısızlığa götürür. Bunlardan bir tanesi de iş seçimi. Ki çok belki önemli. Eşini de üniversitede seçenler var. Tabii ki. Yani o yüzden iyice önemli. Çok daha önemli. Dolayısıyla yani üniversitenin yeri neresi olursa olsun bir günlerini ayırsınlar, birkaç saatlerini ayırsınlar, gelsinler. Biz öyle çok uzak bir yerde değiliz. İstanbul'da, Florya'dayız ve ulaşım çok kolay. Gelsinler, fakültemizi, üniversitemizi görsünler. Üniversitemizin onlara sunabilecekleri bütün imkanları da görsünler, yerinde yaşasınlar. Hiçbir hocamız ulaşılmaz değil. Herkese rahatlıkla ulaşabilirler. Hı hı. İnternet üzerinden ulaşabilirler. Gelir orada bizimle ulaşabilirler. Ve bizlerle konuşsunlar. Web sitelerimizi incelesinler. Oradaki akademik özgeçmişlerimize baksınlar. Yani bu insanlar gerçekten burada ders vermeye donanımlı mı? Bunlar bize gerçekten bir şeyler öğretebilir mi? Hayatımızda bir farklılık yaratabilir mi? Bunlara baksınlar. Ve ondan sonra da kendi kararlarını kendileri versinler. Şimdi öğretim kadrosundan hazır bahsetmişken ön lisansta sektörle işbirliği içinde olması önemli zannediyorum değil mi? Çünkü bir an önce çalışma hayatına atılacak arkadaşlar. Evet. Bu anlamda öğretim kadrosunda sektörden de isimler var galiba değil mi? Evet. Öncelikle ben adaylarımıza başarılar diliyorum. Çünkü tercihleri, gelecekleri olacak artık hayatlarında. Şimdi İstanbul Aydın Üniversitesi'nin en önemli konularından bir tanesi, yakaladığı başarılardan bir tanesi sektörle sürekli yapmış olduğu çalışmalar. Üniversitemizde sektör danışmanlığı kapsamında bir çalışma yürütüyoruz biz. Çözüm ortağı adını verdiğimiz 80 bin tane kurumla işbirliği yapıyoruz. Hem yerinde uygulama merkezi çalışmalarımız yapılıyor burada. Öğrencilerimizin haftada bir gün orada pratik kazanabilmeleri ve sektör tecrübelerini kazanabilmeleri için bir çalışma gerçekleştiriliyor. Hem de eğitim müfredatlarımızı hazırlarken acaba sektör bizden neler bekliyor? Öğrenci yetiştikten sonra, mezun olduktan sonra sektörde hangi alanlarda çalışabilir? Hangi uzmanlıkları bekliyor? Bunları tespit etmeye çalışıyor. Ve sektör danışmanlarımızla her bölüm, her yıl, yılda iki defa toplantılar gerçekleştiriyoruz. Hı-hı. Oradaki açıklıkları kapsıyoruz, fark ediyoruz ve eğitim müfredatıyla birlikte karşılaştırıyoruz ve müfredatlarımızı her yıl yeniliyoruz. Şimdi bu noktada şöyle bir parantez açıp şunu söylemek istiyorum. Hani üniversitenin işlevlerinden biridir belki. Üniversite çok çok daha farklı şeyler de sunmalı öğrenciye değil, hı-hı, mi hocam? Yani o entelektüel bakış açısı, sorgulama becerisi. Hani bugün bunu konuşuyoruz diye acaba sadece sektör eleman yetiştiren yerler mi diyorlar üniversite için demesinler. Yani bugün bu programda bu konuya odaklandığımız için bunu konuşuyoruz. Yani birçok programımızda farklı farklı aslında üniversite ne vermeli öğrenciye konuşuyoruz. Öğrencinin iş bulması derdi midir üniversitenin? Önemser mi? Kesinlikle. Evet. Çünkü biz şunu söylüyoruz hep. Hedefi olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Bu nedenle öğrencinin hedefi mutlaka mezun olduktan sonra çok kurumsal firmalarda, kaliteli noktalarda çalışmaları hedefliyoruz biz öğrencileri. O yüzden de sektörle onun için sektörle, hı-hı, ve kurumlarla sürekli işbirliği içerisindeyiz. Hı-hı. Peki uygulamalı eğitim dediniz. Mesela basın yayın teknolojileri sizin bölümünüz. Hı-hı. Ne yapıyorlar? Gelip kanalda öğrencilerimiz bir gününü mü geçiriyor? Yani iç içe dediğiniz nasıl? Hem derste görüyorlar, evet, hem de uygulamada yerlerine gidip orada çalışıyorlar. Evet. Şimdi bizim eğitimde ve sektördeki başarı anahtarımız 3 noktadan geçiyor. Birisi teori, birisi pratik, diğeri de sektör tecrübesi. Hı-hı. Öğrencilerimize haftada bir gün mutlaka kurumlara gönderiyoruz. Basın ve yayın teknolojileri programındaki öğrencilerimiz gazetelerde, dergilerde, ajanslarda, basım evlerinde ya da televizyon kanallarında staj yapabiliyorlar. İşletme anlamında çalışıyorlar. Hı-hı. Okulda almış olduğu teori ve pratik bilgileri burada direkt hayata geçiriyorlar. Normal bir sektörde çalışan gibi öğrencilerimiz çalışmaya başlıyor. Mezun olduktan sonra da kurum öğrenciyi tanıyor, öğrenci kurumun işlevini tanıyor ve kendiliğinden bir işe yerleştirme potansiyeli gerçekleştiriyor. Şu anda üniversitemizdeki işe yerleştirme oranımız %83.6. Hı hı. Bu çok ciddi bir başarı.
80 bin çözüm ortağımızda sürekli onların istediği ve daha verimli olabilecek öğrenci eğitimi vermeye çalışıyoruz. Bunları tespit ederek bir kere sektörü çok iyi dinliyoruz, eğitim müfredatlarını çok iyi analiz ediyoruz. Çünkü güneş her gün yenidir. Evet. Basım yayın teknolojileri tercih oranı nasıl bu arada merak ettim. Hani kapanan gazeteler ya da matbaalar, tirajı düşük gazeteler, dergiler etkiliyor mu bunlar tercihi? Hayır, etkilemiyor. Basım yayın teknolojileri... Orada da yüksek mi mezun evet, işe yerleştirme oranı? Evet, mezun oranımız ve işe yerleştirme oranımız çok yüksek. Bunun sebebi de günlük yaşantımızda kullanmış olduğumuz dergiler, gazeteler, afişler, ambalajlar, billboardlar, her şey basım yayıncılık bölümünden geçiyor. Biz gazete ve dergiden asla vazgeçemeyiz. Çünkü kağıt uygarlığın ilk hamurudur. Öyle düşünüyoruz. Keşke geçmesek ama evet, işte günümüz koşulları. Evet, evet. Peki bütün bu saydığınız bölümlerin yani meslek yüksekokulu altındaki bütün bölümlerin dikey geçiş sınavı hakkı var mı? Evet, şimdi dikey geçiş sınavı bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Çünkü öğrenciler 2 yıllık eğitimden sonra lisans eğitimlerine devam etmek istiyorlar. Bu nedenle üniversitemiz kapsamında 2 yıllık eğitim alan öğrencilerimize ücretsiz bir dikey geçiş sınavı kursu hazırlıyoruz. Ve çok yoğun bir kurs bu. Dikey geçiş sınavı nedir? Yine Yükseköğretim Kurumu tarafından yapılmış olan bir sınav. 2 yıllık mezun olan öğrencimiz bu sınava giriyor ve lisans programları devam edebiliyor. Yani öğrenci meslek yüksekokuldan mezun olduktan sonra illa çalışmak durumunda değil, lisans eğitimine de devam edebiliyor. İstanbul Aydın Üniversitesi'nin 3 tane meslek yüksekokulumuz var bizim. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz, Adalet Meslek Yüksekokulumuz, bir de Yabancı Diller Yüksekokulumuz mevcut. Şimdi hocam kariyer planlaması ile ilgili sizin söylemek istediğiniz var mı deneyimlerinizden tabii yola bakın, çıkarak? Biraz önce hocam çok önemli bir şeyden bahsetti. İstanbul Aydın Üniversitesi'nin mezunlarının iş bulma oranı %83 olduğunu söyledi. Yani insanlar neden üniversiteye giderler? Üretime katılmak için. Yani üretim, yani her şey üretim içindir. Eğitim de üretim içindir. Ülkenin ihtiyacı olan sektörlerde insanlar mezun olup da eğer iş bulamıyorlarsa o üniversitede ya da o konularda ciddi anlamda bir sıkıntı var demektir. Öğrencilerinin %83'ünün iş bulması demek bu üniversitenin bu konuya çok ciddi anlamda eğildiği, önem verdiği anlamına gelir. Bu aynı zamanda bir ulusal, milli bir görevdir de 80 bine yakın çözüm ortağınız varsa eğer ve siz öğrencilerinizi sürekli olarak teori ve pratiği bir arada yürütebilmeleri için bu şirketlere ve çözüm ortaklarına gönderiyorsanız ve bu öğrenciler buradaki almış oldukları teorik eğitimi orada pratikte uygulamaya döndürdüklerinde başarılı oluyorlarsa ki zaten üniversitenin başarısı da buradan kaynaklanıyor. Staja gönderdiğimiz öğrencilerimizin çok büyük bir kısmı staj yaptıkları yerlerde daha sonraki süreçlerde daimi olarak tam zamanlı olarak çalışmaya başlıyorlar. Yani her şey üretim için olduğu gibi üniversite mezunu olmak demek diplomayı alıp sadece bir duvara çerçeveletip asmak demek değildir. Yani hele hele günümüzde ve bundan sonraki dönemde İlişkilerin dünyadaki genel anlamda küresel düzeyde ekmeğin eskiden ekmek aslanın ağzındaydı. Şimdi değil, midesine indi. Yani dolayısıyla insanların iş bulabilmek için sadece bir diplomaya yetmeyecek. O yanına neler kattığı daha çok önemli. Şeyler katması evet. Gerekli ki o da biraz önce söylemiş olduğunuz üniversite sadece eğitim verilen bir yer değil. Eğitim ve öğretim verilen bir yerdir. Meslek yani kazandırma yeri de değil tabii sadece. Tabii üniversite universality yani evrensel bilginin, evrensel değerlerin kazanıldığı, kazandırılması gereken yerdir. Dolayısıyla üniversitenin bu misyonu da vardır. Bu misyonu da yerine getirmesi gerekir. Sanırım %83'lük bir rakam İstanbul Aydın Üniversitesi'nin bu misyonu ve vizyonu yerine getirdiğinin en ufak, yani en ciddi delillerinden bir tanesi olsa gerek. Bu yönde de çalışmalara sürekli olarak devam ediliyor. Yani hiçbir zaman şunu demiyorsunuz. Yani öyle bir yönetimimiz var ki üniversitede tamam %83 mezuniyet başarı, yani iş mezunlarımız iş buluyor. Her sene en çok tercih edilen üniversite, gerçekten de öyle, İstanbul Aydın Üniversitesi en çok tercih edilen üniversitelerden bir tanesi. Öğrenci sayımız 38 bin. Bakın size çok daha önemli bir şey söyleyeyim. 4 bin yabancı öğrencimiz var. Ben yüksek lisans derslerinde Basic Principles of Turkish Foreign Policy, yani Türk dış politikası sorunlarını anlatıyorum. 46 tane öğrencim var, 46'sı da yabancı. Bunlar, aralarında bir tane Türk öğrenci yok. Yani bunu neden söylüyorum? İçinde bulunduğumuz coğrafya, birinci halka ve ikinci halkadan öğrencilerimiz var. Afrika'dan öğrencilerimiz var. Okulumuz çok renkli bir okul, çok kültürlü bir okul haline geldi. Yani bunların Türkiye'de gerçekleşmiş olması gerçekten çok onur verici bir şey. Bir de üniversite hani öğrencinin kendini tanımasına da fırsat veren
veren yerlerde evet. dedik ya, mesela öğrenci kulüpleri bu anlamda çok önemli evet. değil mi? Katılacakları evet. sosyal etkinlikler. Burada ne söylemek istersiniz öğrenci kulüplerinin önemine dair? Evet, şimdi üniversitemizde hep şu yaklaşım vardır. Bireyi dik tutan eğitimdir ve bireyler dik durduğu sürece de toplumlar dik olur. Karanlıklarda boğulmazlar. Bu nedenle biz öğrencilerimizi sadece eğitim anlamında değil, hayata, topluma dokunabilen sosyal kişilikler oluşturmaya çalışıyoruz. Sayın hocam da bahsetti, evrensel görüşe sahip olmalarını sağlıyoruz. Bunları da kulüplerimize ve sosyal projelerimize gerçekleştiriyoruz. Bizim toplam 63 tane sosyal kulübümüz var SKS'ye bağlı olarak, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'na. Müzikten, sanattan, spordan her türlü kulübümüz var. Ama bunun dışında öğrencilerimiz hocalarımızla birlikte, hocalarımızın gözetmenliği ile birlikte sosyal projelere destek veriyoruz. Sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapıyoruz, çalıştaylar yapıyoruz, seminerler yapıyoruz, projeler gerçekleştiriyoruz. Ve bu projelerde öğrencilerin aktif görevler almasını sağlıyoruz. Bu nedenle öğrencilerimiz çok kısa sürede başarılı bireyler durumuna geliyor. Şimdi hocam, hazır sizi yakalamışken, iktisadi dair bilimleri tercih edecek öğrencilere önerileriniz nedir, onları bir sorayım. Yani acaba iş bulabilecek miyim? Çok fazla sayıda işletme mezunu var denildiği noktada. Neye dikkat etsinler seçerken? Ve mezun olmadan şunları yapın ki diye uyarıda bulunacağınız neler var bu öğrenci arkadaşlara? Her şeyden önce seçecekleri alanla ilgili gerekli her türlü altyapıyı kendilerince hazırlamaları lazım. Yani neden seçiyorlar, ne için? Yani sadece bir tercih sıralaması neticesinde tesadüfen o bölüme girdiyse başarılı olma şansı yok. Ha, bazen olabilir. Yani tam istediğim bir bölünmüş de diyebilir. Ama genel olarak baktığımız zaman insanlar, öğrencilerimiz, gelecekteki, önümüzdeki akademik yıllardaki öğrencilerimizin bir gerçekten bu üniversitenin, bu fakültenin ilgili bölümlerinde, hangi bölümlerinde okumak istiyorlarsa onu içselleştirsinler ve ona göre çalışmalarını yapsınlar. Niçin seçiyorlar? Onun cevabını bir bulsunlar. Evet, yani o nedenlerini bulmaları lazım. Eğer bir neden yaratırsanız kendinize zaten amacınıza ulaşırsınız. Nedensiz bir şekilde giderseniz sallapati o olmaz. Yani başarılı olma şansınız da pek yüksek olmaz. Gerçekten güçlü nedenlerinin olması lazım. Bakın, güçlü nedenlerin olması için de şunu söylemem gerekebilir belki. Uluslararası sistem değişiyor. Artık uluslararası sistemde machine to machine dönemi, yani makina makina dönemine doğru geçiyoruz. Sanayi devrimi bir üst aşamasına, dördüncü evresine doğru geldi. Dünyada artık insanın giderek üretimdeki bu anlamda yeri daralıyor, makinalara dönüşüyor. Ama hizmet sektörü daima ve daima varlığını sürdürmeye devam edecek. İktisadi Bilimler Fakültesi bünyesindeki bölümlere genel olarak baktığınız zaman işletmesinden uluslararası ilişkilere kadar gerek bireysel düzeydeki ilişkileri gerekse küresel düzeydeki ilişkileri düzenleyen bir fakültedir, bir bölümlerden meydana gelmiştir. Dolayısıyla servis sektörünün ömrü ölümsüzdür. Evet, hizmet sektörünün ömrü ölümsüzdür. Burada kendilerini tanımaları için mesela tercih danışmanlığı yapıyor üniversiteler değil mi? Bu da bu noktada önemli. Gidip bana uygun mu bu bölüm diye öğrencisini görebiliyor, öğretim görevlisini görebiliyor. Evet. Bu mesajla da bitirelim programı. Son olarak sizin mesajınızı da alayım. Biz üniversitemizde 2004 yılından beri tercih danışmanlığı yapıyoruz. Öğrencilerimiz mutlaka geleceklerini tercih ederken bilir kişilerle konuşmalarını tavsiye ediyoruz. Yani siz üniversitenizi tercih etmeyecek kişi bile gelip orada bölüm hakkında bilgi alabilir mi? Evet, geçen yıl 163 tane Türkiye çapında merkezimiz vardı. Bütün öğretim görevlilerimiz, öğretim üyelerimiz, hatta bizimle bizde okuyan öğrencilerimiz, mezun olan öğrencilerimiz de bu danışmanlıklarda görev alıyorlar. Öğrencilerimiz mesleklerle ilgili bilgiler ediniliyor. Üniversite kampüslerini gezmelerini tavsiye ediyorum. Yabancı dil olanaklarını, kampüsteki laboratuvar olanaklarını, eğitimleri de gidip hepsini görmek daha etkili olur. Bize doğru bir adım atsınlar. Doğru bir adım atsınlar, biz onlara koşalım. Evet, İstanbul Aydın Üniversitesi'nden konuklarıma teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Yaşar Onay bizimle birlikteydi ve öğretim görevlisi Özgül Yaman hocamız bizimle birlikteydi. Kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Bu sefer birazdan minik arkadaşlarımızla ilgili konuşacağız. 7. sınıftan 8. sınıfa geçen arkadaşlarla ilgili. Görüşmek üzere. Yolun başındayken devam ediyor. Biz ne yaptık? Hafta içi gittik. Üniversiteli arkadaşlara mikrofonu uzattık. Dedik ki, ne hayal ediyordun, ne bekliyordun, ne buldun? Lisedeyken üniversite yaşamı deyince böyle neler düşünüyordun, neler hayal ediyordun kim bilir, ama şimdi nelerle karşılaştın? Bakalım neler söylemiş arkadaşlarımızı izliyoruz.
üniversiteye giriş sürecinden sonra kampüse ayak basan üniversite öğrencilerine sorduk. Üniversiteli olmayı nasıl hayal ediyordun, umduğunu bulabildin mi? İşte üniversiteli öğrencilerin gözünden hayaller ve gerçekler. Üniversiteli olmayı nasıl hayal ediyordun? Hayaller ve gerçekler arasında bir fark var mı? Üniversite hayatını liseye göre çok daha sosyal bekliyordum. Hani o klasik herkesin söylediği üniversiteye kapak attığında rahatsın, işte diploma kolay alırsın falan gibi şeyler yalanmış ama. Onu anladık. Tabii ki daha sosyal. Duyayım buradan diyorsun. Evet, arkadaşlar duyun lütfen bunu. Her şey o kadar kolay değil. Tabii ki daha sosyalist. Çünkü hani yaşımız daha çok büyüdü. Planlamamızı daha rahat yapıyoruz. Ama derslerden kaçamıyoruz tabii ki. Rahat rahat derslerden geçebileceğimizi, çok fazla boş vaktimiz kalacağını falan düşünüyorduk. Burada pek öyle olmadı çünkü vizeler başlıyor, onlara yoğunlaşıyorsun. Vizeler dışında projeleriniz var, bitirmeniz gereken çok fazla vakit alıyor. Tam onlar bitti derken finaller başlıyor. Bir de yaz okuluna kaldıysanız zaten çok daha kötü oluyor sizin için. Hiç kolay değil. Kesinlikle çok yoğun bir ders çalışma programı gerekiyor ama yani bir yandan da tabii arkadaş ortamı, sosyal çevre daha önceki okul yaşantımıza göre, daha önceki hayatlarımıza göre bir tık daha artıyor. Farklı insanlarla tanışıyorsun, farklı kültürdeki insanlarla tanışıyorsun. Giresun'a geldim. İstanbul ortamını bilmiyoruz. Giresun'da biz ne vardı? 5 kişilik bir arkadaş grubumuz var. Onlarla beraber her şeyi yapıyoruz falan. Buraya geldim. Türkiye'nin dört bir yanından insan, işte yabancı öğrenciler, hayatımda görmediğim insanlar, görmediğim tipler. Yeşil yeşil saçla falan geliyorlar, anladın mı? Yani bana hiç böyle söylemediler. Sosyal hayat olsun, dersler olsun tamamen başka bir hayata yönlendiriyor seni. Biraz daha yaşımızda olgunlaştığı için gerçek hayata giriş diyorum ben buna. Çok fazla sosyal faaliyet var, kulüpler vesaire. İnsanın sosyalleşmesini sağlıyor. Sosyal sorumluluk programlarında yer alabilmemizi sağlıyor. Bu bakımdan çok iyi çünkü lisede böyle şeylere vakit ayıramıyorduk sınav hazırlık sürecinden dolayı. Sosyalleşebiliyoruz. Lisede bu pek mümkün değildi. Hafta içi her gün okula gidip burada istediğimiz zaman devamsızlık da bazı derslerden yapabiliyoruz. Çok farklıymış. Yani burada daha çok çalışıyorsunuz. Öncelikle onu söylemem gerekiyor. O hayallerdeki üniversite hayatı yanlış. Ama bunun yanında o kadar fazla ve o kadar güzel şey öğreniyorsunuz ki üniversitede ve arkadaşlıklarınız lise arkadaşlıklarına göre öyle farklı boyutlara ulaşıyor. Öyle güzel dönemler geçiriyorsunuz ki açıkçası hayallerimden farklı ama olmasını istediğimden daha güzel bir üniversite hayatı geçiriyorum. Bölümü sevdiğin zaman ders çalışmakta külfet olmuyor yani. Hani hoşlandığın, ilgini çeken şeyler olduğu için hani oturup çalışabiliyorsun, ilgileniyorsun da zaten. O yüzden hani üniversite hayatı ölümcül olmaktan çıkıyor gerçekten sevdiğin bir bölümü okuyunca. Tek başınasın, hem maddiyatını şey yapman, programlaman lazım. Hem derslerini, hem arkadaş grubunu, uykunu, sporunu, yani her şey üst sevinde. Hani ya ben başaramadım. Umarım bunu izleyecek arkadaşlar başarırlar. Kadar dürüstçe ifade etti değil mi arkadaşımız? Ben başaramadım, başaracak arkadaşlara başarılar diye. Evet, Koray Varol Akademi Yayınları kurucusu, eğitimci, matematik öğretmeni Koray Varol. Bizimle birlikte hoş geldiniz. Merhabalar. Ve yine Koray Varol Akademi Yayınları Türkçe Bölüm Başkanı, Türkçe öğretmeni Gamze Ay. Siz de hoş geldiniz. Merhaba. Öğretmenim. Şimdi ilkokuldan bu yana aldığı sıkıcı özel derslerden artık bir yeter deyip kendi sistemiyle yeni bir ders programı oluşturup böyle bir sizin hakkınızda bilgi toparlarken bir şeye rastladı. Kendi eğitim sistemini sonradan geliştirdi, evet. Ve öğrencilere danışmanlık yapıyor. Aynı zamanda, evet, motivasyon konuşmaları yapıyorsunuz. Evet. Bugün biraz beklentimiz yüksek. Bizi izleyen öğrencilerin ve velilerin motivasyonunu arttırın lütfen. Kolay. Hani yaz geldi, rehavet. Motivasyon bizden sorulur. Halledersin. Çok kısa bir şekilde önce yayınlardan başlayalım. Tabii ki. Siz TEOG sınavına hazırlanan öğrencilere, hı-hı, mi yardımcı oluyorsunuz, evet, yayınlarınızla? Yani ortaokulda yayınlarımız var. 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak 5, 6, 7, 8 olmak üzere, hı hı, yayınlarımız var. TEOG denemelerimiz var. Bu noktada cizvi uzmanlaşmış bir ekibimiz var. Çok kaliteli, çok düzgün, temiz yayınlarımız var. Peki şimdi 7. sınıftan 8. sınıfa, hı-hı, geçecek arkadaşlara duyurulur diye ve velilere duyurulur diye programın başından beri söylüyorum. Hı-hı. Şimdi yaz dönemi için ne yapmalıları bir konuşalım. Çünkü hadi başlıyor eğitim yılı denildiğinde çok kısa bir süre sonra artık TEOG'la tanışacaklar. Süre, evet, de az. Evet. Şimdiden başlamalı mı bu arkadaşlar çalışmaya? Şimdi şöyle bir durum var. Yaz dönemi bazen çok ferahlatıcı olabiliyor. Çok ferahlatıcı olduğu zaman
Çocuk Eylül ortası gibi okula başladığı zaman Kasım ayında sınava gireceği için orada biraz adaptasyonel sorunlar oluyor. Yaz dönemini belli bir seviyede, belli küçük de olsa bir tempo ile çalışarak geçirmek, sınav zamanına kadar olan, okul açıldığından sonraki olan dönemi de güzel kullanmak başarı için çok 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 büyük bir dinamik yaratıyor. Hmm. Bir de ilk sınav biraz hızlı bir sınavdır. Yani Kasım sonu sınavı böyle pıt diye geliyor çocuk için. Orada da biraz fazla yanlışı çıktığı zaman motivasyonu çok düşebiliyor. Ya da ikinci sınava yönelik olarak biraz daha az çalışmaya yönelik olarak hareketler yapabiliyor. Özellikle yaz döneminin o son 15 gününü ufak ufak adaptasyon turlarıyla, günde bir saatlik bir ders çalışma düzenekleriyle hazırlamak önemli bir şeydir. Bir de son bir hafta o tempoyu böyle bir saatten iki saate çıkarmak, birkaç gün kala hani nasıl bir yıl olacağına dair aile içerisinde konuşmalar yapmak, son akşam yemek yerken bu yılın önemli bir yıl olduğunu, bu yılda güzel çalışmalar sergileneceğini, o sınavın önemli olduğunu anlatmak, çocuğun üst bilişini geliştirmek, farkındalık yaratıyor. Gibi, hareketleri yaptığınız zaman da o zaten o zaman onu eşleştiriyor. Yoksa ben oyun oynayacak çocuk değil mi arkadaşlarıyla tatile gittiyse hadi hadi başlıyoruz hemen deyip bir sınav telaşından bahsetmiyoruz. Günde bir saat dediğiniz onlar. Bir şey değil. Hı-hı. Yani hani doğal bir süreç içerisinde olması önemli. Mesela doğal süreç içerisinde Türkçe nasıl öğretilir? Yani ailede oturuyoruz çocuğum benim. Hadi paragraf soruları çözelim. Nin dışında var mıdır böyle hani oyunla çaktırmadan öğretme? Tabii çaktırmadan öğretme var. Çünkü Türkçe hayatın içinde bir ders. Aynı zamanda hayatın her alanında lazım olacak bize. O yüzden öğrencilerin öncelikle 7. sınıftan 8. sınıfa geçerken 8. sınıf öğrencilerine gözlemlediğimiz deyim ve atasözleri eksikliği var. Hmm. Bu çok kolay oyun haline getirilebilir aile içerisinde. Bunun için piyasada da deyim kartları, atasözü kartları var. Bunlar oyun haline sokulup ben 4 tane atasözü bildim, 5 tane bildim, sen kaç tane bileceksin şeklinde küçük minik oyunlar şeklinde yaparsa aile içerisinde, arkadaşları içerisinde çok rahat bir hazırlanma dönemi de geçirebilir. Yaz döneminde öğrenciler aynı zamanda çok da sıkılabiliyorlar. Hmm. Çünkü hani bir bütün gün boş da oluyorlar. Bu aynı zamanda boş zamanlarını da verimli geçirmeleri açısından güzel bir etkinlik olabilir. Zaten kitap okuyacaklar. Tabii değil ki. Mi? Tabii yani, ki yani mutlaka. Türkçe Kasım TEOG'u için müfredat olarak en yoğun olan ders Türkçe. Bizim genel olarak 8. sınıfta 12 tane konumuz var. Bunun 9 tanesinden Kasım TEOG'unda sorumlular. Okuduğunu anlama çok geniş bir kulvar olduğu için 7'den 8'e geçecek öğrencilerin sistemli bir şekilde ders çalışmayı gerçekleştirmeleri gerekir. Bu yaz döneminde Türkçe adına. Çünkü gerçekten Ağustos sonundan Kasım'a kadar çok kısa bir dönem var. Peki bu mesela kişiye özel midir? Yaz dönemi oynuyor. Hadi şimdi bir saatlik çalışma zamanın geldi çocuğum deyip oyundan alıp çocuğu dersin başına oturtmak mı? Yoksa o program akışı içerisinde hani uygun bir zaman bulup bir saat aşırı neşir olsun gibi mi? Yani bir program dahilinde bir şey rutin önemli daha mi? Biraz daha verimli oluyor. Çocuğun üst bilişini geliştirecek şekilde. Yani ve programı onunla birlikte yaptığınız zaman onun da uyması, sizin için de uyması daha kolay olmuş oluyor. Mesela atıyorum başlangıçta mesela atıyorum pazar günü itibariyle yarın itibariyle günde bir saat ders çalışacaksın. Hani bir saat işte atıyorum birinci gün işte matematikten yedinci sınıfı tekrar edeceksin. Ertesi gün Türkçeden soru çözeceksin. Deyim atasözü ezberleyeceksin gibi bir program ama bunu günün neresine koyalım? Yani işte anne sabah kalktığımda ben arkadaşlarımla oynamak istiyorum. Tamam olur. İşte öğlen yemeğinde de teyzeme gitmek istiyorum. Tabii ki olur. Onu da dahil edelim içine. Evet. Hı hı. Yani orada mesela atıyorum. Hiç istemiyorum derse. Bunun yapılması gereken ve onun ileride kazanabileceği şeyler için iyi bir şey olduğunu ona anlatıp bunu yapmasını sağlamak o noktada da bunu yapmasının ona iyi geleceğini hissettirmek. Hmm. Yani bu iyi bir şey. Yani hani biz bunu yaparsak ileride daha rahat edeceksin ya da okul açıldığı zaman konuları öğrenmen daha rahat olmuş olacak. Hmm. Sınavda yapabilme potansiyelin artacak. Daha sonra istediğin okula gitmek için ben sana daha çok şans verebileceğim. Hmm. Yani hani bu okula da gidebilirsin, bu okula da gidebilirsin, bu okula sen da gidebilirsin. Sen seçeceksin, seçilmeyeceksin. Yani aynen. Seçme hakkı elde edebilmek için onu bir fırsat olarak çocuğa hissettirebilirseniz o zaman çocuk ona daha çok sahip çıkıyor. Tabii zorunluluk olduğu zaman ters tepecektir evet. Değil mi? Evet. O zaman tabii o zaman kaçma yolları arayabiliyor. Hı hı. Az yapma yolları arayabiliyor ya da erteleme arayışı içerisine girebiliyor. Onun yerine hani bu
bizim için önemli bir şey, iyi bir şey. Biz bunu beraber seninle birlikte yapacağız. Yaparken de böyle bir düzenek kurmamız gerekiyor. Sen de karar ver, ben de karar vereyim. Anne, ben 10 saat futbol oynamak istiyorum. 10 saat futbol oynayamazsın. Yani hani 3 saat gel, oynarsın. Gel 2 saat yani, ortada buluşalım. Yani hani 3 saat oynarsın, sonra 1 saat yemek yersin. Ondan sonra 1 saat daha çalışırsın. Sonra çıkarsın, 3 saat daha futbol oynarsın. Bu kabul. Yani hani çünkü öyle bir şey ki, o çocuğun da anne babasından istediği talepler vardır. İşte ayakkabı almaktan tutun da işte atıyorum arkadaşının doğum gününe gitmek gibi. Yani evet, oralarda böyle bir orta yol bulunup bir performansa yönelik olarak başlangıçlar yapılması fırsat haline geçiyor. Yani kişiye özel aslında çocuğumuzu tanıyacağız, bakacağız, onu dinleyeceğiz ve daha sonra verimli bir ders çalışma programı hazırlayacağız aslında. Çocuğa uygun olması lazım. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bazı çocuk vardır, algısı 20 dakika 25 dakika sonra dağılabilir. Bazı çocuk vardır 50 dakika 60 dakika algıyı devam ettirebilir. Yani odaklanması güçtür ama odaklandığında da bir 2 saat 1 saat devam edebilir. Gidebilir. Ona yani, bakmak ona bakmak önemli. Bir de onun gerekiyor, yapısına göre bir program oluşturmak. Yani çocuk 20 dakika durabiliyorsa 20 dakika duracak, sonra mola verecek, sonra 20 dakika daha duracak şeklinde bir şey. Ama yavaş yavaş da o performansı zorlamakta fayda var. Şimdi yani, okul araştırırken veliler hep şeyi soruyor, işte TEOG başarınız nedir falan diye. Böyle veliler daha çok hedef olarak koyuyor, evet, ya haklı olarak, çocuklar daha çok küçük. Şimdi TEOG'da ben çok yüksek başarı istiyorum diyen velilere neler önerirsiniz? Bir kere bence böyle bu kadar hedefi şey olmasın, böyle istiyorum falan diye. Şimdi zamanında orada kendin yapsaydın, çocuk üzerinden kendini gerçekleştirmeye çalışma diyesim geliyor benim ama siz ne velilerin dersiniz? Velilerin yapmış olduğu yaklaşımsal anlamda bir hata, popüler bir hata var. Şimdi TEOG konusunda hangi okul diye bir soru var. Aynı zamanda TEOG'da kaç puan alacak ve onun sonucunda hangi okullara girebiliriz diye bir soru var. Aslında işin özünde o çocuğun o konuyu iyi öğrenip öğrenmediğine odaklansalar, evet, hem eğitim daha iyi gerçekleşmiş olacak, hem de çocuğun yapabilme gücü artıp netleri artacak. Yani çocuğun TEOG başarısı da artmış olacak. Yani hani o sonucunda bu puanı aldı, biz şu okula gidip başvurabiliyor muyuz, buna başvurabiliyor muyuz diye devasa bir emeğin içerisine giriyorlar. O biraz geç kalınmış bir süreç olmuş oluyor. Onun yerine çocuğun öğrenme süreçleri içerisinde, atıyorum Eylül ayında, Ekim ayında, Kasım ayında, Aralık ayında o konuyu ne kadar öğreniyor, ne kadar anladı, ne kadar anlamadı, nasıl bir kendi adına rahat bir süreç yaratılabilir ama bunu bir belli bir seviyede performansa döndürebiliriz. Anlamadıklarını soruyor mu, sormuyor mu? Dersi güzel dinliyor mu? Yeterli sayıda soru çözüyor mu? Çözdüğü sorulardan yapamadıklarını gidip soruyor mu sorularıyla velinin daha ilgilenmesi potansiyeli arttırıyor. Potansiyeli arttırdıktan sonra orada vermeyi göze aldıkları, yapacakları emeği çok işi kolaylaştırıyorlar. Yani hani ana uğraşmaları gereken şey çocuğun iyi öğrenip öğrenmediği, kendini uygulayıp uygulayamadığı, yani bilgiyi uygulayıp uygulayamadığı. Yani insanlar sonuçla uğraşıyorlar ama ana sistem biraz sondaki öbür tarafta. Sondaki havuca, ödüle gözlerini çok dikmiş oldukları için. Son dakikada değil, süreç içinde süreç çocuğun içinde için yanında olmalı ve takip etmeliler. Çocuğu gönderdik, evet okula gidiyor, testini çözüyor ama ne yaptı, neyi ne kadar yaptı, nerede tıkanıyor, tıkandığında nasıl yardım edebiliriz, bunu gözlemlemeleri lazım. Türkçe için de dedik ya mesela deyimler, atasözleri, deyimler, bunun haricinde neler öneririz velilere? Tabii deyim atasözleri önemli şeyler. Çocuğu ben her zaman öğrencilerime şey diyorum. Sınav gelip geçici bir şeydir. Hayatta Türkçeyi sürekli kullanacağız. Bu yüzden yazım, noktalama, deyim, atasözü bunlar hayatımızın her döneminde olan şeyler. O yüzden bunu hayatınıza odaklayarak öğrenirseniz daha kalıcı öğrenme sağlayabilirsiniz diyorum öğrencilerime. Velilere 8. sınıfta TEOG'a girecek velilere, öğrencisi olan velilere de şunu diyorum Türkçe açısından. Tabii ki en son aşamada okuduğunu anlamaya dayalı bir ders Türkçe. Dil bilgisi sistematiği olan bir şey. Çok soru çözerek, tekrar ederek okuduğunu anlamayı bir şekilde sağlayabiliriz. Soru çözeceğiz, sistemli olarak çalışacağız ve erken başlayacağız Türkçe adına. Yani Temmuz, Ağustos'un sonuna bırakmayacağız. Eyvah. Eylül'ün başına bırakmayacağız. Evet. Şimdiden 7'den 8'e geçerken belli sistemlerle çalışmayı öğretmemiz gerekiyor. Çünkü
Türkçe okuduğunu anlamaya dayalı olduğu için tekrar söylüyorum. Hemen olmaz. Süreç ister. Kasım da bize çok yakın bir zaman, değil mi? O yüzden sistemli yavaş yavaş azar azar çalışmaya başlamaları lazım. Evet, yani baktığımız zaman aslında çocuklar ya bir yandan da hani onların dikkatlerini toplayabilmek. Çok doğru vurguladınız. Hani niçin bunu çalışıyor? Ona ne katkısı olacak? Her şeyin nedenini aktararak ilerlemek. O zaman bilinç gelişiyor. Evet. Yani hani ben bunu bunun için yapıyorum. Bunu bu kadar yaparsam bunu daha iyi yapabilirim. Yani o hedefi ve o amacı, o dinamikleri gösterdiğiniz zaman öğrenme süreçleri de rahatlıyor. Çünkü hoca olarak siz onun neresini anlamadığını bulmaya çalışırken dönem dönem zorlanabiliyorsunuz. Aslında o kendi içinde nereyi anlayıp nereyi anlamadığını biliyor. Yani böyle deneme testi falan filan çözüp neyle karşılaşacağını bilmeli mi? Onun için daha erken mi? Bilmeli. Onu da bilmeli. Yani bak, bilmeli. Böyle bir şeye gireceksin. Evet. Buna hazırlanıyorsun sen. Gerçek bu. Hani gerçek buna bu, evet. Gireceksin. Hani bu sorular çıkacak karşına. Bunun gibi sorular var. Bunun için de zaten bunlar sana derste iyi bir şekilde anlatılacak. Panik sen onları ne kadar iyi dinlersen anlatılan yerden soru gelecek. Peki mesela konu tekrarı, bir önceki yıl ne gördüyse onları yapıp bir alıştırma yapmalı mı, yoksa yeni konularla devam etmeli yola yaz tatilinde? TEOG sistemi 8. sınıf üzerine olan bir sistemdir. Yani 8. sınıf konuları üzerindendir ama çocuğun çarpım tablosundan tutun denklem kurabilme yeteneği, yani işte Ali'nin yaşı Mehmet'in yaşının 5 katıdır. İkisinin yaşları toplamı 60'sa diye bir soru var. İşte mesela bu 7. sınıfta da var ama 8. sınıfta da sistemin içerisinde yer alan. Ali'nin yaşı kaçtır bu durumda? 10. 10. Ali 5 katı sayılır. 5 katı sayılır o. O sorun değil. Orada özellikle Türkçe konusunda ve İnkılap konusunda, İnkılap Tarihi Atatürkçülük dersi konusunda yine bu iki derste okuduğunu anlamaya dayanan sistemler olduğu için, yani Gamze Hocam da çok iyi bilir. 8'i geçen öğrencinin tabii ki 7. sınıfı çok iyi olması gerekiyor. 7. sınıfı temizleyip 8'e geçmiş olması orada gerekiyor. Daha çünkü bağlantılı konular, geri dönmemiz gereken konular var. Mesela 7'de eylemler konusunu işliyor öğrenciler. Eylemleri anlamayan bir öğrenciye biz 8. sınıfta eylem konusunu çok zor anlatıyoruz. O yüzden 7. sınıf bir basamaktır. Belli konuları işleyecek, öğrenecek. Ondan sonra 8'i üzerine katacak. Dediğim gibi, ama en önemli şey, tabii ki biz 8'de sınavı konuşuyoruz ama bütün velilere buradan söylemek istediğim şey şudur. Okumayı sevdirmemiz gerekiyor öğrencilerimize. Küçük yaşta çocukları kitapla tanıştırmamız gerekiyor. Aynı zamanda bizim örnek olmamız gerekiyor aile olarak, anne ve baba olarak. Onlarla kitap okumayı sağlamamız gerekiyor. Kitap okumak bir yelpaze. Öğrenciler genellikle kitap okuma deyince hani klasikler geliyor akıllarına. Bu bir yelpaze. Bu yelpazenin içinde karakter tahlilleri veren romanlar var. Bilim kurgu romanları var. Eleştiriler var. Hikayeler var. Öyküler var. Bu yelpazede çocuğu kitapla tanıştıracak olan ilk etapta ailedir. Onu korkutmayan, evet, sevebileceği tarzda. Çizgi roman tarzda okuyabilir. Bilim kurgu okuyabilir. Dergi okuyabilir. Ama muhakkak eve bir süreli yayın, bir dergi, bir kitap girmek zorunda. Çünkü çocuğumuz hayata hazırlanırken kitaplarla hazırlanıyor. O yüzden öncelikle, sınav için konuşmuyorum, bütün velilere buradan söylüyorum, kitabı sevdirmemiz gerekiyor. Süper bir mesajla da programın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için. Umarım biraz olsun motivasyonlarını artıracak konuşmalar yapmışızdır. Yine bekliyoruz sizleri. İnşallah, teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz, siz de programımıza katıldınız. Kaçırdığınız bölümleri yolunbaşındayken.tv adresinden takip edebilirsiniz. Haftaya yine görüşmek üzere, hoşçakalın.